Herkese selamlar. Kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Aracımıza sinyal tersleyici modül takacağız. Birçok araştırma yaptım, detaylı anlatım videosu bulamadım. Bundan dolayı modülün montajını yaparken sizlere de detaylı anlatım yapacağım. Peki nedir bu sinyal tersleyici modül? Kısaca anlatmak gerekirse, parklarımız açık konumdayken sinyal verdiğimizde sinyal yanarken stop park ampulünün sönmesi. Aynı şekilde Sinyal sönünce tekrardan park ampulünün yanmasını sağlayan modüldür. Çoğu yeni araçlarda modüle gerek kalmadan gizli özellik olarak açılıyor. İlla ki denk gelmesinizdir diye düşünüyorum. İlk kağıt üzerinde gösteriyorum. Modülde toplamda 7 kablomuz bulunuyor. Bunlar 2 giriş, 2 çıkış, 2 tetik ve 1 şase kablosudur. 2 giriş kablosu stop park kablosunun ortadan 2'ye kestiğimizde içeride yani motor tarafında kalan kabloya bağlayacağız. İki, çıkış kablosunu ise stop farı tarafında kalan kabloya bağlayacağız. İki tetik kablosu sinyalin artı kablosunu ortadan sıyırıp ek yapacağız. Bir şase kablosu aracın şasesinden veya benim yaptığım gibi eksi kablosunu ortadan sıyırıp ek yapacağız. Montaj yaparken daha iyi anlayacaksınız. İlk önce bulmamız gereken 3 adet kablo var. Bunları bulmak için sırasıyla ilk önce parkımızı açıyoruz. Kontrol kalemimizin eksi probunu herhangi şaseye bağlı bir yere sabitliyoruz. Kontrol kaleminin sivri ucunu kablolara değdiriyoruz. Kontrol kalemi yandığında o kablo sizin park kablonuzdur. İkinci bulacağımız kablo sinyal kablosudur. Parkı söndürüp sinyalinizi yakın. Daha sonra park kablosu bulma işleminin aynısını burada da gerçekleştirin. Bu sefer kontrol kaleminizin ışığı sinyale göre yanıp sönecektir. Bulduğunuz kablo renklerini bir yere not alın. Diğer tarafa geçince de aynı renkte olacaktır. Ben de park kablosu mavi, sinyal kablosu ise mordur. Üçüncü kablomuzda böyle bir işleme gerek yok. Şase eksi kablosu siyah olan kablodur. Geçelim bağlantı işlemlerine. İlk önce stop park kablosunu ortadan ikiye kesiyoruz. Kablo uçlarını açıyoruz. Modül ile birlikte gelen bağlantı şemasından birinci giriş kablosunun rengine bakıp park kablosunun motor tarafında kalan yere bağlıyoruz. Bağlantı işlemi yaptıktan sonra elektrik bandı ile yalıtımını yapıyoruz. Modül bağlantı şemasından aynı şekilde birinci çıkış kablosunun rengine bakıp park kablosunun far tarafında kalan kabloyla birleştiriyoruz. Ardından yalıtımını yapıyoruz. Fark kablomuz ile işimiz bittikten sonra sinyal kablomuzla işlem yapıyoruz. Buradaki fark sinyal kablomuzu kesmiyoruz. Ortadan ikiye sıyıracağız. Bağlantı şemamızda birinci tetik kablosunun rengine bakıp sinyal kablomuza ortadan ek yapıyoruz. Ekten sonra bant ile yalıtımlıyoruz. ve sinyal kablosu ile işimiz bittikten sonra şase yani eksi kablosunu bağlayacağız. Bu kablo çoğunlukla siyah renktedir. İsterseniz kabloyu ortadan sıyırıp yapın. İsterseniz aracınızın şasesine bağlı bir yere montajını yapabilirsiniz. Ben kabloyu tercih ediyorum. Bağlantı işlemlerini bitirdikten sonra bandımız ile kablo demedini topluyoruz. Bir tarafı bitirdikten sonra diğer tarafa geçiyoruz. Modülün soketinde bulunan 3 tane uzun kablomuzu fitili kaldırıp müsait yerden diğer tarafa geçiriyoruz. Diğer tarafta da aynı işlemleri yapacağız. Burada sadece eksi kablomuz olmayacak. Park kablomuzun rengi diğer tarafla aynı. Ortadan ikiye bölüp ikinci giriş kablomuzun bağlantı şemasındaki rengine göre bakıp par kablomuzun motor tarafına bağlıyoruz. bağlantı şemasında ikinci çıkış kablosunun rengine göre bakıp park kablosunun far tarafında kalan kablomuz ile birleştiriyoruz. Sinyal kablosu diğer tarafta mor renkteydi. Bu tarafta pembe renktedir. Sizlerde de böyle renk uyumsuzluğu olursa ilk başta yaptığımız gibi kontrol kalemi yardımıyla sinyal kablosunu bulun. Ortadan ikiye sıyırıp bağlantı şemasından ikinci tetik kablosunun rengine göre bakıp sinyal kablosunu ortadan ek yapıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa yaptığımız gibi bandımız ile kablo demedini topluyoruz. İşlemimiz bu kadar. Burada da sol sinyal, sağ sinyal ve dörtlü yaktığımızda nasıl görünüyor onu gösteriyorum. Modül üzerinde anahtar bulunuyor. İstediğiniz zaman kapatıp normale dönebilirsiniz. Sinyal tersleyici modülü olarak internete yazıp güvenilir yerlerden alabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.